merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir Soyut Şeyler Ekonomisi ile karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Bir gökbilimciyi ağırlıyoruz. Profesör Doktor Ethem Derman'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam benim hiç gökbilimci komşum olmadı. Vallahi çevremde de yok. Çok nadir insanlarsınız. Öyle değil mi? Mühendis, doktor, reklamcı, muhasebeci bir sürü meslekten insanla bir aradayız ama gökbilimciler herhalde çok seyrekler. Sayıları az. Sayıları yani az, Türkiye'de evet. İşte yaklaşık şu anda sen de desem 5 tane astronom bölümü var. Evet. Ama çocuklar istemeye gelirler oraya ve en kötü puanları alan çocuklar gelirler, öğrenciler. Evet. Dolayısıyla bitiren de az oluyor. Dolayısıyla astronomi alanında bir iş de olmadığı için herkes işte ille de mühendislik, tıp diye oralara gidiyor. Maalesef. Yani şeyden mezun olanlar bu fakültelerden ne oluyorlar? Hiçbir şey olmuyor. Üniversitede devam etmek durumunda. Ya, akademik evet, çalışma. Kadro varsa. O da. Kadro varsa. Yok. Yoksa yok. Boşta kalır. Yani çok... Ya kendine meslek uydurması evet, lazım. Evet, evet. Genellikle mesela bilgisayar dersleri veririz ki çocuklar bilgisayar, bilişim dünyasında bir iş bulsunlar evet. diye. Bulurlarsa ne âlâ. Bütün dünyada böyledir herhalde değil mi hocam? Belki bizde biraz daha şey dramatik olabilir de. Hayır. Yani değil mi? Tüm dünyada şu anda temel bilimlere çok önem veriyorlar. Hmm. Ama oradaki öğrenciler de bizdeki öğrencilere benziyor. Yani bu matematiği, fiziği pek sevmeyen öğrenciler çoğunlukta. Hmm. Halbuki ben her zaman şeyi söylerim. En basit ders, en kolay ders matematiktir. Nedense bizim öğrencilerimize öğretmenlerinden kaynaklanıyor zannedersem. Matematik şöyle zor, matematik böyle zor diyerek çocukları soğutuyorlar. Dünyada da böyle. Daha çok temel bilimlerin dışında iş yapmaya, onun dışında bir şeyler okumaya çalışıyor evet. öğrenciler. Dolayısıyla hep bütün ülkeler temel bilimlerde okumuş insan arıyor. Dolayısıyla bilim göçü, yani hep gidenler eskiden, yani ben İtalya'ya gittiğimde doktora yapmak için işte o kadar önemli değildi. Bir iki tane burs vardı. Şimdi bir bakıyorum yani bizde artık internette yayınlanıyor o burslar. Yurt dışına felaket burslar veriyorlar. Yani Türkiye'de iyi bir temel bilimlerde mezun olmuş hocalarının referans verebileceği öğrenciler varsa hemen kapıyorlar. Yani tüm dünyanın ihtiyacı var. Fakat maalesef öğrenciler o alanda kendilerini gösteremiyorlar. Yani astronomi bölümüne giren bir öğrenci bugün işte zorla mezun oluyor. Diplomasını alıyor, astronomi eğitimini doğru dürüst almak istemiyorlar. Diplomanın peşinde koşuyor çocuklar. Tabii motivasyon olmayınca da yeterli bir eğitim şeyinden de geçmemiş olurlar tabii, öğrenciler tabii. değil mi? Yani iyi yetişmiş olmazlar bir motivasyon yoksa. Bizde bir şey var şimdi, yani üniversiteyi kazanan öğrenci ya da üniversitenin bir bölümüne giren öğrenci, ben burada okuyacağım, bunu iyi öğrenmem lazım diye bir düşünceye sahip olmuyor. Evet. Diplomanın peşinde koşuyor. Şu diplomayı bir an önce alsam diyor. O zaman insanlar... Ama bu astronomi diplomasının bir... Pazarda bir avantaj şeyi de yok yani faydası da evet. yok. Evet. Belki memur sakat sayısı yükselir. Askerlikten biraz. Eskiden öyleydi şimdi o da kalktı. O da kalktı doğru söylüyorsunuz. Evet hocam şimdi gökbilim. Siz Türkiye'nin önemli gökbilimcilerinden birisiniz. Niye gökle uğraşalım, niye bilim gökle uğraşsın, buna dünya kadar paralar harcayalım ki NASA'nın herhalde bütçesi, yıllık bütçesi 30 milyar dolarlara falan ulaşıyor. Avrupa Uzay Ajansı da o da 8-10 milyar civarlarında diyebiliyorum. Niye buna, bizde yok, biz para harcamıyoruz da niye harcamalıyız, daha doğrusu niye gökbilime ilgi göstermeli? Buraya harcanan paraları fakir fukaraya versek daha iyi olmaz mı? Ne olacak yani? Evet, yani şöyle başlayayım. Malezya Ruslardan 90 tane MiG savaş uçağı aldı. Savaş evet. uçağına dünyanın parasını verdi Malezya evet. tabii. Ama sözleşmeye bir madde koydu. Benim dedi bir
vatandaşımı uzaya götüreceksin dedi. Ruslar kabul etti tabii dünyanın malını satınca. Evet, tabii. Kabul ettiler. Onun üzerine Malezya'da çok büyük şeyler oldu. Böyle işte SMS'de seçimler oldu, şu oldu, bu oldu. En sonunda iki kişiyi seçtiler ve bir tanesi, asil bir tanesi yedek olmak üzere uzaya götürdü Ruslar. Hikayesi çok ilginçtir de bunu kısa keseyim. Evet, hikayesi şöyle işte, giden de Müslümandı. Ben uzayda tam da Ramazan ayında gittim. Nasıl oruç tutacağım, nasıl namaz kılacağım diye. Aha. İki sene çeşitli konferanslar yaptılar. Bir Müslüman nasıl yaşar uzayda diye. Bunları geçeyim üzerinden. Daha sonra bu hareket Malezya'da insanların bilime yaklaşmasını sağladı. Şimdi tamam, dünyanın parasını ödedi oraya. O Malezya hükümeti ne kadar zenginler, nedir durumları ben bilmiyorum tabii ama... Tüm o halkın üzerinde müthiş bir etki yaptı bu. Biz de uzaya gittik diye. O zaman bilime daha yaklaşıyorlar. Bilimi daha seviyorlar. Mesela bizim ülkemizde de şimdiye kadar doğru düz bir uzay çalışması olmadı. Mesela Türk Uzay Ajansı 1995 yılından beri kurulacaktı. Nihayet kuruldu ama şu anda bir şeyler yapılıyor. O da Roketsan tarafından yapılıyor. Türk Uzay Ajansı bir organizasyon şemasının evet. üzerinde duruyor zaten. Evet. Ama bugün bir Türk gitse, bu çağda bir Türk'ü göndersek, yaklaşık şimdi 55 milyon dolar verirseniz gidiyor. 55 milyon dolar da baktığınız zaman, eskiden baksak hiçbir şeydi ama şimdi biraz bir şeyler oldu evet. tabii. 55 milyon dolar ama, dile kolay, evet. Evet. Tüm Türk halkında ya biz de uzaya gittik diyerek uzay çalışmalarına daha önem verilmesi gerektiği gibi konularda insanların fikirleri cayacak. Sizin gibi ya bu 55 milyon doları acaba fakirlere versek, yani bugün işte elektrik faturasını ödemeyenlere, evet, ekmek evet. bulamayanlara versek daha iyi olmaz mı diye. Bu da bir tartışma konusu aslında. Ama gelişmiş ülkeler için böyle değil. 10 milyar dolar harcayarak bir James Webb teleskobunu yapıyor NASA ve uzaya gönderiyor. Bilim çok güzel bir şey. Arkasında müthiş bir ekonomi de var bunun. Kendisi getiriyor yani. Siz bilimi merak için yapıyorsunuz, öğrenmek için yapıyorsunuz, ilerlemek için yapıyorsunuz ama arkasından başka şeyler geliyor. Dolayısıyla bilim çok güzel, onun arkasından gitmek çok güzel. Bunu yapabilirsek yapıldığı anda harcanan para bir anda geri dönebiliyor. Bugün Güney Kore olsun, Hindistan olsun, işte hepsi bir şekilde bu alana giriyorlar ve para kazanmaya başladılar. Yani ben TürkSat uydusunu yaptırıyorum, SpaceX firmasını attırıyorum. Ne demek bu? SpaceX firmasına ben dünyanın parasını ödüyorum. Tabii işin bir ekonomisi tabii ki muhakkak var. Onu göz ardı edemeyiz. Sonuçta uzay çalışmaları savunma sanayinden, İşte iletişime kadar, evet. uydu haberleşmelerine kadar birçok alanda yeni ufuklar, yeni imkanlar açıyor insanlara. Evet. Uluslararası rekabette geri kalmamak gerekiyor her şeyden önce. Evet. Bu arada da sizin ifade ettiğiniz gibi elbette farklı disiplinleri ve farklı bilimleri de bir şekilde tetikliyor. Böyle bir tarafı var. Bu bakımdan elbette önem vermeliyiz. Gökbilim belki de yoksulların ihtiyacını daha fazla karşılayacak imkanlar açabilir önümüze, geliştirebilir diyebiliriz aslında, öyle değil mi? Aslında bu uzay çalışmaları için böyle diyebiliriz ama gökbilim dediğimiz zaman, yani gökbilimle uzay çalışmaları birbirinden çok farklı. Farklı ama bir herhalde birbirleriyle ilişkisi olan yok, konular. Yok, hiçbir ilişkisi de yok. Yok mu? Yani şöyle bir ilişkisi var. İşte uzaya teleskop yerleştirmek istiyorsak uzay çalışmalarından yararlanıyoruz. Evet. Ama gökbilim dediğimiz zaman biz gökyüzündeki cisimlerin özelliklerini arıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? 1900'lere kadar bizim Samanyolu'nda yaşadığımızı bilmiyorduk. Yani Samanyolu'nun dışında başka galaksiler olduğunu Hangi bilmiyorduk. Yıla kadar hocam? 1900'lere kadar. Ha. 1900'ler yani. Yakın zamana kadar. Ya işte 100 yıl öncesine kadar diyelim.
Yani bir defa evrende durumumuzu gözlemlemek için bile gökbilim önemli evet, bir şey. Evet, içinde değil. Yaşadığımız evreni öğrenmeye çalışıyor sürekli. Nerede evet, ne var? Evet. Nasıl var? Niçin evet, var? Bu soruların cevabını arıyoruz. Bu evren nasıl oluşmuş? Evrende bizden başka yaşam var mı? Bunların evet, peşinde koşuyoruz. Evet. Neden koşuyoruz? Merak. Yani bilimi sürükleyen şey meraktır. Öğrenme azmidir. Onu da öğreneyim, onu da öğreneyim derken ilerliyoruz. Dünyanın çekilmiş, sanıyorum Voyager'dan çekilmiş bir fotoğrafı üzerine Carl Sagan'ın bir şeyi var, bir yazdığı bir metin var. Onu Mehmet Okur arkadaşımız seslendirdi. Bir onu verelim mi izleyicilere? Memnun olurum çünkü güzel bir şeydir. Evet, sağ ol. İşte orada. Orası evimiz. Bizler oradayız. Sevdiğiniz herkes, tanıdığınız herkes, duyduğunuz herkes, gelmiş geçmiş tüm insanlık hayatlarını orada yaşadı. Bütün neşe ve kederlerimiz, kendinden emin binlerce din, ideoloji ve ekonomik doktrin, bütün avcı ve toplayıcılar, bütün kahraman ve korkaklar, bütün uygarlık kuran ve yıkanlar, bütün krallar ve köylüler, bütün aşık çiftler, bütün anne ve babalar, umut dolu çocuklar, mucitler ve gezginler, bütün ahlak öğretmenleri, bütün yozlaşmış politikacılar, bütün süperstarlar, bütün büyük liderler, türümüzün tarihindeki tüm azizler ve günahkarlar burada gün ışığına asılı bu toz zerresi üzerinde yaşadılar. Dünya muazzam kozmik alanda çok küçük bir sahnedir. Tüm o generaller ve hükümdarlar tarafından şeref ve zafer içinde dönemlerinin efendileri olmak için döktükleri kan ırmaklarını düşünün. Yalnızca küçük bir noktanın bir bölümünde. Bu küçük pikselin bir köşesinde yaşayan sakinlerin diğer bir köşenin farkları zorlukla ayırt edilebilen sakinlerine yaptıkları bitmek bilmeyen zorbalıkları düşünün. Yanlış anladıkları ne kadar çok şey vardı. Birbirlerini öldürmeye ne kadar da hevesliydiler. Nefretleri ne kadar da ateşliydi. Afra tafralarımızın, hayali ben merkezciliğimizin ve evrende ayrıcalıklı olduğumuza dair yanılgımızın boyunun ölçüsü bu soluk nokta tarafından alındı. Gezegenimiz onu saran devasa kozmik karanlıkta yapayalnız bir noktadır. Bütün bu karanlık ve enginlik arasında bizi kendimizden korumak için başka bir yerden yardım geleceğine dair hiçbir iz yoktur. Dünya şimdilik bildiğimiz tek yaşam barınağı, en azından yakın gelecekte. Türümüzün göç edebileceği başka bir yer yok. Evet, ziyaret edebiliriz ama yerleşmek henüz değil. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Dünya bu zamanda ayakta kalabildiğimiz tek yerdir. Gökbilimin insanı mütevazi yaptığı ve karakter geliştirdiği söylenir. İnsan kibrinin ahmaklığını uzaktaki bu görüntüden daha iyi vurgulayan bir şey yok gibi. Bana göre bu görüntü birbirimize nezaketle yaklaşma ve bu soluk mavi noktayı koruma ve gözetme sorumluluğumuza vurgu yapar. Yani şimdiye dek bildiğimiz tek yuvaya. Evet, soluk mavi nokta. Aslında uzayda nerede olduğumuzu, nasıl bir konumda olduğumuzu gösteren ilginç bir fotoğraf. Aynı zamanda Sagan'ın da güzel bir metni, öyle değil mi? Güzel bir felsefe metni var burada, evet, dikkat ederseniz. Evet. Yani insanlar bu dünyada savaşıyorlar, kan döküyorlar, hırsları var, para kazanmak için yapmadıkları şeyler yok. Evet. Ama ufacık bir noktanın üzerinde. Mavi noktanın üstünde oluyor bütün bunlar. Hepsi. Aşklar da orada, sevgiler de orada. Evet. Ama bu soluk mavi noktanın üzerinde yaşadığınızı unutmayın demeye getiriyor. Evet. Ve bu
soluk mavi noktayı koruyun diyor. Çok güzel bir söz vardır, hoşuma gider o. İnsanoğlu mikroskobu icat etti, ne kadar önemli olduğunu anladı. İnsanoğlu teleskobu icat etti, ne kadar önemsiz olduğunu anladı diye. Çok güzel bir şeydir. Gerçekten ben şimdi gökyüzüne bakarken hep aynı şeyi düşünürüm. Yani hiç önemin yok senin bu dünyada. Sen bir geldin gidiyorsun. Ama üzerinde yaşadığın dünya ve bu gökyüzüyle birlikte bir hiç olduğunu kavrayabilmen lazım. En önemli insanlar, ben ne kadar önemliyim, ben şöyleyim, ben böyleyim diyerek o kibirden bahsediyor mesela. Evet. O kibirin hiç hayatta, yani gerçekte hiçbir anlamının olmadığını ortaya koyuyor. Çok güzel bir felsefesi vardır. Evet. Gökyüzüne bakıyorsunuz, teleskopunuz ya da teleskoplarınız vardır diye tahmin ediyorum. Evet, evet. Ve ne kadar küçük olduğunuzu anlıyorsunuz. O zaman daha iyi anlıyoruz. Evet, evet. Biz zaten bu evrenin büyüklüğünü bir türlü insanlara anlatamıyoruz. Gerçekten evet. Çok zor anlatmak. Çünkü bu rakamlar büyüdükçe insanın beyni algılamıyor. Doğru, evet. Yani işte güneş 150 milyon kilometre uzaklıkta diyorum. Ne kadar uzakmış diye sorduğum zaman insanlar çok uzak diyor sadece. Evet, çünkü evet. Günlük hayatında böyle bir şeyle karşılaşmamış. Evet. Dolayısıyla 150 milyon kilometreyi anlatabilmem için, yani güneş işte bize hayat veren şey şurada hemen, yanımızda 150 milyon kilometre. Biz yanımızda diyoruz ama evet. İnsanlar o yanımızda ifadesinin içindeki kavramı bir türlü çözemiyor. Ancak onları bir şehirler arası otobüse bindirip de güneşe götürürsem anlıyorlar. Saatte 100 kilometre hızla güneşe gitmeye kalkarsak ne kadar zamanda gideriz diye bir hesabını yapıyor matematikte. Ne kadar zamanda gidiyoruz hocam? 172 yılda ancak gidebiliyoruz. Halbuki buradan işte Diyarbakır'a bir günde gidiyoruz. Evet. Ama güneşe ancak 172 yılda gidebiliyoruz. Bunu kavrayabilmek çok güç insanlar tarafından. Evet. Yani evrenin büyüklüğünü kavramak çok zor. Dolayısıyla işimiz zor yani. Astronomların işi de zor. Şimdi astroloji ile de astronomi arasında yakın bir ilişki var. Hatta astroloji zaman içinde astronomiye dönüşüyor diyebiliriz. Gökyüzü, yıldızlar, gezegenler, güneş her zaman insanoğlunun ilgisini çekmiş. Ve ona bir takım değerler yüklemişler. Bu ünlü fizikçi Richard Feynman'ın bir güzel bir lafı var. Bu şairler diyor nasıl insanlardır ki Jüpiter'den insan gibi bir varlıkmışçasına söz ederler de topaç gibi dönen dev bir metan ve amonyak küresi olduğunu hiç söylemezler diyor. Yani bunu sadece şairler yapmıyor tabii yani. Ki Feynman kendisinin de sanatla ilgisi olan biridir. Hani resim ve şiir merakı olan biri. Ünlü bir fizikçi olmasına rağmen böyle bir laf ediyor. Bizim için Jüpiter öyle dev bir metan ve amonyak küresi falan değil. Ama sizin için öyle herhalde. Evet. Müthiş bir kalın atmosfer var. Evet. Ve orada mesela elmas yağmurları dahi var diyoruz şimdi. Onu anlatıyoruz. Evet. Ama kavrayamıyorsun. Aa, elmas mı? Değerli taş. Onu ben alabilsem diye düşünüyor insanlar. Tamam, bu biraz sonra konuşacağız. Don't Look Up filminde de öyle bir şey vardı. Değerli taşlar elde edilebilir bazı gezegenlerden gibi. Şimdi hocam bu astrolojiyi birazcık söz edelim astrolojiden. Sonuçta Göbekli Tepe'deki ortaya çıkan şeylerden de, yazıtlardan da görüyoruz ki insanlar işte 10 bin yıldır, belki 20 bin yıldır bilemiyoruz. Gök cisimlerine karşı ilgi duymuşlar, onu resmetmişler, kimisini tanrılaştırmışlar, kimisini işte kaderleri üzerinde etkisi olduğuna inanmışlar falan. Ki bu bir Kopernik'e gelene kadar da herhalde böyle. Sonra da tabii devam etti bu. Şimdi bilim tarafı, işin bilim tarafı var, bu da film tarafı. Aynen öyle. Peki bu film tarafının hiç bahsi yok hocam? Şimdi ilk astroloji yıldızların bizim üzerimizde karakterimizi belirlemesinde, kaderimizi oluşturmasında bir etkisi var mı? Film dedikten sonra bunu sormayın bana. Filmlerin bazı etkisi oluyor. Hiçbir etkisi yok. Hiçbir etkisi yok ama şöyle başlayalım. İlk insanları düşünün. Evet. Mağarada yaşayan insanları. Evet. Bir dışarı çıkıyor, şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyor. Evet.
Ne düşünür o insan? Cahil, hiçbir bilgisi yok. İlk insanlar. İnternet mi internet yok o zamanlar tabii. Diyor, bunu yapan yukarıda birileri var diyorum. Ve ondan korkuyor sürekli olarak. Sürekli ondan korkuyor ama sürekli olarak da onu arıyor gökyüzünde. Oradan kaynaklanıyor. Ondan sonra geliyor. Yani işte ilk insanlardan sonra ama bilim insanları da var. Yani yıldızların koordinatlarını çizelge halinde yayınlıyorlar. İlk mesela 15 tane yıldız, daha sonra 30 tane, daha sonra 100 tane, 200 tane diyerek hem bilim yapıyorlar, yıldızların koordinatlarını saptıyorlar. Ondan sonra da onları takım yıldızlara ayırıyorlar. İşte o takım yıldızları daha sonra burçlar haline getiriyorlar. Güneşin dolandığı yerde, zodyakta dolanıyorsa bunlar takım yıldızıdır diyorlar. 12 takım yıldız ayırıyorlar. Bir anlamda da çok tanrılı dine benziyor. Yani evet, siz şu takım yıldızın hakim olduğu yerde doğarsanız, işte o tanrı sizin karakterinizi tayin edecek falan gibi kavramlar geliştiriyorlar. Çünkü hep tanrıyı yukarıda arıyorlar. Evet. Şurada hiç aramıyorlar. Burada değil. Hep yukarıda arıyorlar. Doğuşta, doğum esnasında gökyüzünün pozisyonu o doğan insanın karakterini belirliyor, kaderini belirliyor diye bir inanış var. Evet. Bunun için de hep şeyi söylemişimdir. Ya bu takım yıldızlar felaket uzakta yani. Takım yıldızlar, ha bir de takım yıldızlar diyoruz da onlar da takım değil aslında. Takım yıldızları şeye benzetirim ben, Fenerbahçe'ye benzetirim. Ne alakası var diye sorarsanız. Evet. Takım yıldızlarda işte bir takım yıldızlar var ama kimi bizden 100 ışık yılı uzaklıkta, kimi 200 ışık yılı uzaklıkta. Biz buradan baktığımızda takım gibi görüyoruz. Çünkü gökyüzündeki iz düşümünü görürüz. Evet. İşte yani Fenerbahçe'de oynayan futbolcular da Fenerbahçe takımının elemanları ama herkes kendisini oynuyor. Yani takım oynayan yok, onun gibi derim bir anlamda. Takımla ilişkisi yok ama biz ona iz düşümüne bakmışız, takım yıldızı demişiz. Ve bizden çok uzaktalar. Çok uzaktalar. Dolayısıyla bunların size etkisi nasıl olur? Ya etki dediğin zaman bir şekilde etki etmez. Fizikte etkileri biliyoruz, kuvvetleri biliyoruz. Evet. Bana hangi kuvvet etki eder? İşte doğduğunda Jüpiter efendim şu burçtaydı, dolayısıyla sana şöyle etki edecek dediği zaman derim ki çok basit, Newton'un yasasını koyun. Çekim yasası var. Yani fizikte bana etki ediyorsa çekim yasasıyla etki eder. Bir hesabını yapın. Çok basittir. O anda ben Jüpiter'in uzaklığını size verebilirim. Jüpiter'in kütlesini verebilirim. Sizin doğuştaki kütlenizi verebilirim. Dolayısıyla kuvveti hesap edebilirsin. Onu şuraya koy. Daha sonra da seni doğurtan ebenin kütlesini al. Jüpiter'in kütlesi yerine koy. Onun sana ne kadar etki ettiğine bir bak. 7 kat daha fazla eben etki ediyor. Peki niye ille de Jüpiter etki ediyor da sana eben etki etmiyor derim. Yani bilimi işin içerisine soktuğun zaman astroloji tamamen yerlerde sürünüyor. Evet. Ama insanların bir inanmak ihtiyaçları var. Maalesef. Jüpiter'in etkisi yok, ebenin etkisi var diyorsun. Yani bu sözün gelişi. Tabii ki. Tabii, sözün gelişi. Sen inanmak istiyorsan ona, o inançtır senin için. Tamam, inan. Yani şeye de benzer bu biraz, işte ben Galatasaraylıyım, Galatasaray şampiyon olacak demenize benzer bir anlamda. Evet. O bir inançtır. O sevgidir belki. O sevginin arkasındaki inançtır o. Tamam, zaten bu bitmiyor hocam. Bitmiyor. Astronomi gelişse de astroloji de varlığını sürdürüyor. Çünkü insanlar inanmak istiyorlar bir takım şeylere. Evet. Peki hocam, bir güzel reklam arası verelim. Ondan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Peki. Kısa süre sonra buradayız sevgili seyirciler. Merhaba sevgili seyirciler. Profesör Ethem Derman'la sohbetimize devam ediyoruz. Gökyüzünü konuşuyoruz. Hocam, yakın bir zamanda bir platformda Don't Look Up adlı bir film yayınlandı. Çok da ilgi gördü gerçekten. Dünya dışı bir tehdit üzerine kurulu. Bu arada epeyce bir dünya içi meselelerimize de değinmiş film. İzlediniz mi bilmiyorum. İzledim. Evet.
işte böyle bir şey karşısında politikacıların tavırları, konvansiyonel medyanın tutumu, sosyal mecranın durumu filan gibi birçok şeye de değinmişler güncel sorunlara. Şimdi Reşat Nuri Güntekin'in bir romanı var. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç diye. Reşat Nuri'nin midir o? Evet. Tam hatırlamadım da. Reşat Nuri 1911. Pardon, yanlış söyledim. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın olacak. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız'a bir mizahi bir dille Haley Kuyruklu Yıldız'ın dünyaya çarpacağız zamanlara denk getirilen bir roman. Ve mahalle bir sokakta kadınların birbirleriyle Haley Kuyruklu Yıldız'ı ve onun İstanbul'a çarpma ihtimali üzerine konuşmalarını oradan şimdi okuyunca bugün nasıl sosyal mecrayla bugün yaşadığımız sosyal mecrayla o günün sokak sosyal mecrası arasında nasıl bir ilgi kurulabileceğini de doğrusunu görüyorsunuz aslında bakarsan. Dünyaya kuyruklu yıldız çarpacakmış işte. Vay başımıza gelenler filan, kapıyı pencereyi sımsıkı kapatın diyorlar. Yani öyle tavsiye ediyorlarmış kuyruklu yıldız çarpınca. O Haley'in o dönemlerde galiba 1920'lerde mi? 1911. 11. Dünyaya çok yakın geçeceği söyleniyor. Bu Haley hep yakın geçiyor galiba bize. Hayır, öyle mi? Hayır. Değil. Mesela 1076 yılda bir geçer Haley. Evet. 1911'den sonra 1986 yılında geçti. Evet. O zaman ben Ankara Üniversitesi'nde çalışıyordum. Haley'i göstereceğiz diye etkinlik yaptık. Kışındı. Haley iyice küçülmüş, Haley yok olmak üzereydi. Çünkü her 76 yılda bir gelişinde güneşin etkisiyle, güneş ışınlarının etkisiyle evet. üstündeki buzlar buharlaşır. Gittikçe küçülür. Giderken zaten tekrar parçalandı. Bir daha hiç insanoğlu görmeyecek Haley büyük ihtimalle. Öyle mi? Evet, evet. Parçalandı da. Ama bu geldiğinde mesela 1986'da geldiğinde kışı geldi ve o kadar çıplak gözle dahi görülmedi. Teleskoplarla gözüküyordu. O kadar sönüktü yani. Ha. Dolayısıyla Türkiye, ya, yani dünyamıza da yakın geçmedi. Yazık, sevmiştik biz onu. Hüseyin Rahmi Gürpınar'la sevdik ama. Evet, onunla sevdik. Peki, Don't Look Up'ta da böyle bir hikayeden söz ediliyordu. Dünyaya çarpacak ve dünyanın sonunu getirecek. Evet. Böyle bir şey mümkün mü diye sorayım ben önce size. Böyle bir şey mümkün. Mümkün de. Evet. Şimdi yaptığımız hesaplar, yani NASA'da ve ESA'da çalışan çok güzel bir program var. Evet. Dünyaya yakın geçen tüm gök cisimlerinin bir kataloğu var. Evet. Ve bunların içerisinde dünyaya işte 7 milyon kilometre yaklaşabilecek olanların ayırdık. Onlara dünyaya yakın geçen gök cisimleri diyoruz. Yani dünyanın yörüngesine yakın geçen. Evet. Ama dünyaya çarpacak olanlar, çarpma ihtimali olanlar 7'yi ayırıyoruz. Bunlar da dünya için potansiyel olarak tehlikeli gök cisimleri diyoruz. Şu anda dünyaya yakın geçen gök cisimlerinin sayısı 28 bin yöresinde, 29 bine yaklaşıyor. Evet. Ama dünya için tehlikeli olanların sayısı da 2200 civarında. Az da değil hocam. Az da değil, az da değil. İşte geçen de yine geçti bir tane. Aa, bu tehlikeli, tehlikeli dedik ama tahmin ediyorum 1.2 milyon kilometre uzaktan geçti. Bu bizim için tehlikeli. Ve bir daha mesela bu geçen asteroid, bir daha dünyamız için hiç tehlikesi yok önümüzdeki 300 yılda. Şimdi bu hesaplar yapıyoruz. Çok rahat biliyoruz. Dünya için potansiyel olarak tehlikeli olan gök cisimlerini biliyoruz. Ve yörüngelerini çok iyi saptadığımız için, dünyanın da yörüngesini çok iyi saptadığımız için bir bakıyoruz önümüzdeki 200 yılda dünyaya çarpacak büyük bir asteroid yok. Yoksa dünyaya her gün yüzlerce asteroid çarpıyor, biliyor musunuz? Hatta düşüyor bile. Düşüyor. Yere kadar da inenler var. Çok parlak olanlar yere kadar iner. Evet. Yani tam
rakamı hatırlamıyorum ama dünya bu düşen asteroidlerden yılda 50 ton falan kazanıyor yani. Ha. Şimdi biliyor musunuz yani kütlesi? Ağırlığı artıyor, ağırlığı artıyor yani. Evet. Ama bir yandan da kaybettikleri var. Dolayısıyla ben dünya diyete de giriyor falan diye bazen şakalaşırım. Böyle de bazı parçalarımız da uzaya mı uçuyor? Evet. Mesela hidrojen gazı atmosferin dışından uzaya gider. Hafif olduğu için kaçabiliyor. Evet. Şimdi dolayısıyla düşenler var ama düşenler çok küçük. Evet. Şimdiye kadar işte bir 65 milyon yıl önce dinozorların ölümüne neden olan evet. büyük bir asteroid düşmüştür. O da Şili'nin zannedersem batı kıyılarına bir yere düşmüştür. Ondan bu yana tehlikeli bir bildiğimiz işte Tunguska olayı vardı. Rusya'da gerçekleşmiştir ama onda ne olduğunu hala bilim insanlar çözememiştir. Çeşitli modelleri vardır. Bunlardan bir tanesi dünyaya atmosferine giriyor ama girdikten sonra müthiş bir şok dalgasıyla o Tunguska olayını yaratıyor. Tüm ağaçlar devriliyor ama çarpan hiçbir şey yok. Çünkü atmosferden geçiyor ve çıkıyor, tekrar uzaya çıkıyor. Evet. Böyle modelleri de var. Çünkü bir göktaşı düştüğü zaman krater açar. Büyük bir göktaşı düştüğü zaman krater evet. açar. Tunguska olayında krater falan da bulunamadı. Dolayısıyla nasıl olduğunu… Atmosferi yalayıp geçti. Yalayıp… Yani belki içine, yarattığı basınç, evet. hava basıncı… Çok dalgalı, evet, çok dalgaları evet. yaratıyor. Bu işte 2013 yılında… Rusya'da yine Chelyabinsk kentine tabii evet. göktaşı düştü. Ama düştü galiba. 17 metre, evet o yer düştü, göle düştü. Oradan da amatör astronomlar çıkarttılar onu, böyle vinçle falan çıkartıyorlardı. Ha. Kentin üzerinden geçerken o havayı sıkıştırarak şok dalgaları oluşturuyor. Kentte camların çoğunu kırdı evet. o şok dalgaları. Evet. Öğrenciler yaralandı falan yani öyle şeyler oldu. Yani bu tür olaylar oluyor. Bu çarpacak asteroidler veya kuyruklu yıldızlar. Bunların hassas hesaplamalarını yapıyor, yapabiliyor evet. bugün bilim zaten. Bugün bilim biliyor bunları. Evet, bunları biliyor. Evet, bir bilim biliyor bunları. Bir hesap yaptık, 20 yıl sonra şu göktaşı tam dünyanın üzerine şuraya düşecek diye çıkartabiliyoruz. Evet. Hatta hangi ülkenin üzerine düşeceğini daha çıkartabiliyorlar. Düşünebiliyor evet. musunuz? Bu Bingöl'e düşen bir göktaşı vardı. Evet. NASA biliyordu onu. Tamam mı? Hemen atladı bir hoca geldi burada. Şeyini de çıkarttılar onu. Sertifikasını da çıkarttılar. Çok para etti. Şimdi her göktaşı bulan beni arıyor. Hocam bunu nasıl paraya çevirebiliriz diye. Evet. Yok. Yani paraya çevrilebilmesi için sertifikası olması lazım. Bizim ülkemizde kim verecek hocam bu saat? Üniversiteler vermesi lazım. Şimdi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öyle bir laboratuvar kurdu diye biliyorum. Evet. Ama sertifika veriyorlar mı, vermiyorlar mı, çalışmaya başladım, başlamadım bilmiyorum. Bu göktaşlar ne zaman para ediyor biliyor musunuz? Evet. Bunu gelişmiş ülkelerde hanımlar kullanıyor. O göktaşlarından çok güzel takılar yapıyorlar. Bak yine film tarafı. Çok güzel takılar yapıyorlar, tamam mı? O takıların şeyinde sertifikasını da çantasında taşıyor. Böyle bir evet. toplantıya gittiği zaman ay benim kocam gökyüzünden geldi diyor. Evet. Müthiş evet. bir hava atıyor. Çıkartıyor sertifikasını gösteriyor. Evet. Bizim ülkemizde kadınların bu tür şeylere ilgileri olmadığı için herhalde yani gökyüzünden gelen taşlardan oluşmuş takıları kullanmadıkları için evet. bizde para etmiyor. Öyle bir trend oluşması lazım hocam, öyle bir şey yok. Evet, bulamıyoruz yani, gökte. Bir iki yani. Bu işleri yapan insanlar onu yapmaları lazım. Şeyde de zannedersem şeytan taşlanan yerde de bir tane şey vardır. Büyük bir göktaşı vardır, siyah. Öyle mi? Adını unuttum, onun bir adı da vardır. Ben bilmiyorum hocam. O da yani İslamiyet'te şeyden, çok önemli. Şeyi mi diyorsunuz? Kabe'nin duvarında Kabe'nin duvarında Hacerül Esved var. Hah. Siyah taş. Evet. O göktaşı. Göktaşı. O göktaşı ha. mesela. O göktaşından kılıç yaparlarmış mesela zamanında. Çünkü çelik. Taş değil yani. Yani demir ve nikelden oluşuyor ama atmosferde düşerken o sürtünmeden dolayı yanıyor. 1800-2000 dereceye kadar çıkıyor sıcaklığı. O zaman eriyince herhalde metal... çelik gibi bir şey oluyor herhalde. Ha, evet. Peki hocam dönersek yine şeye, bu tehdit konusuna. Yok, yok öyle, öyle bir tehdit yok. Ama bunu dile getirdiğimiz zaman insanoğlu zaten gökyüzünden zamandan bu yana, ilk varoluşundan bu yana gökyüzünden korkuyor. Korktuğu kıyamet ille de gökyüzünden gelecek diye düşünüyor insanoğlu. Neden bilmiyorum.
Yani kıyameti kendimiz yaratıyoruz. Aslında onun farkında bile değiliz. Yani evrenin bir başı olduğuna göre bir de sonu olmalı. Hani evren diye bunu dünya olarak düşünmeyin. Tabii evrenin diyorum ben zaten. Dünya 4,5 milyar yıl sonra zaten yok olacak. Yani bizim güneş sisteminde güneşin evrimine baktığımız zaman güneş şu anda 4,5 milyar yıl yaşında. 4,5 milyar yıl sonra güneşimiz ölecek. Yıldızlar da insanlar gibi doğuyorlar. Yolun yarısında güneşte evet, yani. Doğuyorlar, yaşıyorlar ve ölüyorlar. Hı. Tam 35'inde şimdi güneşimiz. Ama güneşin ölmesiyle evrenin yok olması aynı alakası şey değil. Yok. Değil alakası mi? Yok. Evet. Çünkü güneşimiz 3. nesil bir yıldız mesela. Yani güneş yok olduğunda tabii ki dünyamız da yok oluyor. Hatta gezegen sistemimiz de yok olur. Ama bu evrenin yaşamayacağı anlamına gelmez. Gelmez tabii. Evren sürekli yaşıyor. Evet. Yani güneşimiz ölmeden önce dış katmanlarını genişletecek. Dünya içinde kalacak o zaman. Hmm. Ama 4,5 milyar yıl sonra o zaman insanoğlu nerede olacak acaba? Bilmiyoruz tabii. Jüpiter'in Europa diye güzel bir uydusu var. Buzlarla kaplı. Altında sıcak okyanuslar var. Belki gidip orada yaşayacağız. Onu da bilmiyoruz. Yani gene insanlık için bir kıyamet yok. Ama güneş olmayınca nasıl yaşayacağız? Bir yöntemini bulacaklar herhalde. Çünkü artık olmadık şey yok. Artık yani dünya evrene de kazık çakacak halimiz yok. Belki de sonumuz geldi. Ama Don't Look Up filminde olduğu gibi başka bir gezegene gidip yaşama ihtimali olacak mı? O zaman çok hızlı uzay araçları yapabilecek miyiz o zamana kadar? Belki evet. Mümkündür. Işık hızında. Işık hızında. Şu anda hızımız, uzaydaki hızımız, yani bu roket teknolojisiyle hızımız saniyede 17 kilometre. Işık hızı saniyede 300 bin kilometre. Evet. Onun için gençlere diyorum ki yeni bir yöntem bulun. Roket teknolojisi işe yaramıyor. Başka bir teknoloji bulmamız lazım ki uzayda hızlı gidebilelim, yıldızlar arasında seyahat edebilelim. En yakın yıldız bize 4,25 ışık yılı uzaklıkta. Bunu kilometreye vurduğumuz zaman tam 40 trilyon kilometre yapıyor Selim Bey. Hiçbir zaman biz yıldızlar arası ortama ulaşamıyoruz. Hiçbir zaman ışık hızına da ulaşamayacağız diyenler de var hocam ama bilmiyorum. Tabii. Aklım ermiyor o kadar. Benim de aklım ermiyor. Şimdiye kadar bulunanlarla idare ediyorum bu yaşta. Yani evet. Çeşitli teoriler var. Solucan delikleri falan gibi kavramları ortaya koyuyor fizikçiler. Ama bunlar birer teori. Evet. Kanıtlanmamış. Kağıt üzerinde güzel teoriler var. Onun da filmini çeviriyorlar biliyorsunuz. Interstellar diye bir film var. Orada da yani mesela ona yakın şeyler çözüyorlardı. İşte Jüpiter'in yanında bir tane kara delik vardı. Güya o kara delikten giriyordu falan filan gibi kavramlar var. Ama bunların hepsi teori. Evet. Onlara sizin aklınız eriyordur. En azından benim onlara değinmiyor. Hocam, Elon Musk Mars'ın peşinde. Paranın peşinde aynı zamanda. Yani bir getirisi de olmalı tabii ki. Şimdi Mars'ta koloniler kurmak, Mars'ta yaşam kurmak ve büyük bedellerle tabii. Benim bunu da aklım almıyor. Bunun sebebi şu, işte dünyayı biz yok ettik. Dünyanın sonu yaklaştı. Ona işte ozonu deldik. Bir iklim krizleri. Öyleyse kendimize daha iyi yaşam süreceğimiz bir başka gezegen bulalım. Vallahi delik ozonlu dünya bile Mars'la mukayese edilemez yani. Şimdi bu nasıl bir arzunun sonucudur böyle bir şey hayal kurmak? Dünyayı Mars'a gitme hikayesine harcanan fonlarla dünyanın belki dünyaya verdiğimiz zararları telafi edebiliriz belki. Ne diyorsunuz? Dünyaya verdiğimiz zararlar yani ozon deliği bazen büyüyor, bazen küçülüyor. Onu takip ediyor
yani. Onu da dikmekten falan bahsediyor. Yani takip ediliyor, sorun değil aslında. Ama şu iklim krizi gerçekten çok büyük sorun. Evet. Onun da üstesinden gelir insanoğlu bir şekilde. Ben de umutluyum sizin gibi. Ama benimkinin zaman... bilimsel temeli yok. Umutluyum sadece. Şimdi Elon Musk Mars'a gideceğim diye kafaya koydu. Evet. Ama bu çocukça bir hedef değil tabii ki. Evet. Altında yine iyi bir girişimcidir Elon Musk. Evet. Yani kafası çalışıyor. Çok ilginç teorileri var ve o teorilerin peşinde koşuyor. Onu kanıtlamaya çalışan bir kişilik. Evet. Şimdi en başta bundan nasıl para kazanırım düşünüyor tabii. Evet. Şu anda Amerika'da yeni bir şirket kuruldu. Axiom diye. Adı Axiom. Bu SpaceX firmasıyla anlaştı. Onun uzay aracını kullanacak. Uzay istasyonuna turist taşıyacak. İlkini de Mart'ta yapıyor. Önümüzdeki 2 ay sonra. 4 tane yolcusu da hazır. 4 yolcu. Her biri 55 milyon dolar veriyor. Bunu uzay istasyonuna çıkartacak. Orada 10 gün kalacaklar. 10 gün kaldıktan sonra indirecek. Parasını alacak. Onun işte belli bir miktarını NASA'ya veriyor uzay istasyonunu kullandığı için. Belli bir miktarını Elon Musk'a veriyor onun aracını kullandığı için. Evet. Kendisi çok güzel yeni bir uzay elbisesi imal etti. Ve NASA'dan şeyi istiyor. Bana diyor lütfen diyor bir modül takmak istiyorum uzay istasyonuna diyor. İzin verin diyor. Ne modülü o? Orada şeyler modül. Mesela Rus modülü vardır. Evet. Avrupa Uzay Ajansı'nın modülü vardır, Japon modülü vardır uzay istasyonunda. Onlar modüller içerisinde yaşıyorlar. Böyle bir silindir aslında. Evet. Şimdi bu Axiom şirketi diyor ki ben diyor modülümü hazırlıyorum. Bunu diyor uzay istasyonuna takacağım, bana izin ver diyor. Nedeni de turistleri, bu uzay turistlerini götürecek o modülden dışarı uzay yürüyüşü de yaptıracak. O zaman 55 milyon dolar değil, 80 milyon dolar alacak belki. Dolayısıyla... Değer hocam. Değer değil mi? Yani bu parayı verecek insanların sayısı dünyada çok. Vardır hocam. Yani biz aldığımız maaşa bakmıyoruz. Tamam, bakmamamız lazım. Ama bunu veren insanların sayısı çok. Dolayısıyla orada film çevirmeyi düşünüyorlar. Mesela Tom Cruise'a teklif ettiler. Büyük ihtimalle yakın zamanda Tom Cruise'u da götürecekler uzay istasyonu. Evet. Çünkü Ruslar gitti film çektiler orada. Çok güzel bir... Aynı uzay istasyonu. Aynı uzay istasyonunda Rus modüllerine gittiler. Bir rejisörle, kameramanla çok güzel bir de artisti götürdüler. Ve film çektiler, 10 gün kaldılar, aşağı indiler. Şimdi o filmin arkasını, önünü yapıyorlar. Yakında vizyona girecek. Hollywood bu işin peşinde. Hollywood bu işten de dünyanın parasını kazanıyor. Tamam hocam, buna ne diyebiliriz? Bu bir girişim. Turizm faaliyeti. Ama bunun arkasından Mars gelecek. Şimdi Elon Musk aracına bindirecek. Güzel, Mars'a götürecek. Onu da Mars, 200 milyon. Evvela Mars'ın etrafında dolanıp getirecek. Daha sonra Mars'ın üzerine konup orada bir hafta 10 gün geçirip oradan alıp getirmeyi düşünecek. Ama NASA da aynı şeyi düşünüyor ama NASA'dan çok önce Elon Musk yapacak bunu. Çünkü özel sektör bir takım işleri daha hızlı yapabiliyor. Tabii. NASA'ya nazaran. Dolayısıyla bu işlerden para kazanmanın peşinde. O zaman bir turistik faaliyet olarak görebiliriz bunu. Ama Mars'ta yaşamamızın imkanı yok. Çok zayıf bir atmosferi var. Ve karbondioksitten oluşmuş bir atmosfer düşünebiliyor musunuz? Hem de çok zayıf. Ama mesela Ay'da güzel bir Ay köyü kurup orada yaşamak... uğraşacaklar onun için. Ay modülü kuruyor. Onda Artemis projesi var NASA'nın. İşte Ay'ın güney kutbuna yakın bir yere ben bunu yapacağım diyor ama Elon Musk'la yapacağım derken bir baktık Çin Uzay Ajansı felaket hızlandı. Ay'ın arka yüzüne bir araç kondurdu. 1 yıldır, 2 yıldır mı o araç dolaşıyor orada. Çok güzel bilgiler alıyor. Mars'a yine bir araç kondurdu. Çin Uzay Ajansı şimdi NASA'yı geçti çalışmalarında. Çok ilginç, çok hızlı ilerliyor. Yani Çin ekonomisi buna rahat izin veriyor herhalde. Çok güzel işler yapıyor. Çinler, ekonomi yetmez hocam herhalde. Çinler bilimde. Kendi uzay şeyini yaptı, uzay istasyonunu yaptı. Yani bu işte NASA, ESA'nın ortak uzay istasyonu gibi. İçinde Japonlar da var, Ruslar var, Amerikalılar var, Kanadalılar var.
Çin tek başına ben kendi uzay istasyonumu yapıyorum dedi. Ve şimdi ona çeşitli modüller ekleyerek daha da büyütüyor. Orada bir sürü deneyler yapıyor. Ama bunların hepsinin arkasında ne var dersen Selim Bey, çok ilginç. Yani bundan şimdi Elon Musk'ın uyduları atıyor ama ona gelmeden önce, o da yaklaşık 2000 tane oldu. Ona gelmeden önce atılan uyduların %50'si askeri uydulardı. Hep biz bilime harcanan para fazla diyeyim, bunu fakirlere versek diye başladık ya. Evet. Askeri harcamalara harcadığımız paraları bir düşündüğünüz zaman bilime o kadar para harcanmıyor dünyada. Bilim, yani bunlar da askeri amaç diye yapılıyor zaten. Çoğu altında askeri amaç var. Uzay kuvvetleri kurdular Amerika'da. Evet. Uzay kuvvetleri var. Yani onların kendilerine, o askerinin kendilerine özgü uzayda giden araçları falan var. Dolaşacakları şeyler var. Dolayısıyla askeri yani şeylere daha çok para harcanıyor. O harcanan paralar bilime harcansaydı çok farklı yere gelebilirdik. Bir de çok ilginç, bunun arkasında dediğiniz gibi güzel bir ekonomi var aslında. Şu NASA'nın bu uzay çalışmalarının sonucunda spin-off dedikleri yan ürünleri var. İşte kırılmayan gözlük camları. Uzay çalışmaları için çıkmıştır. Havaalanlarındaki asfaltın yapımı özellikleri NASA tarafından çıkmış. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Çok ilginç şeyler bunlar. Bazı askeri teknolojilerin sivilleşmesi gibi burada da herhalde. Şu duman dedektörleri şimdi her otelde, otel odalarında falan verir ya. Acaba uzay istasyonunda bir yangın çıkarsa ne yaparım diye adamlar onu düşünüyorlar. Duman dedektörünü o zaman NASA icat ediyor mesela. NASA'nın icat ettiği yani yan ürünü olarak çıkarttığı bunların sayısı düşünemediğiniz miktarda. Evet. İnsanoğlu yararlanıyor bunlardan. Tabii ki. Bu turizm tarafı tabii mümkün. Aklımız da alıyor onu. Bu uzay istasyonunun dünyaya mesafesi ne kadar? 400 kilometre yukarıda. Ayla hesap ettiğimizde ayla. Ay 384 bin kilometre uzakta, çok uzakta yani. Bize çok yakın yani bu. Bize yakın tabii. Bunun turizmi daha kolay ama Mars dediğinizde işin rengi birdenbire değişiyor. 60 milyon kilometre. 60 milyon kilometre, o da en yakın olduğu zamanda 60 milyon kilometreyi işte yaklaşık 250 günde gitmeyi düşünüyorlar. 250 gün gideceksin, 250 gün. Evet. Ve 250 gün ne yiyip ne içeceksin? Bir. 250 gün gidip 10 gün orada kalıp 250 günde geri dönmesi var. Ve uzayda bizim dünyanın manyetik alanından çıktıktan sonra da çok ilginç, kötü evren ışıması vardır. İnsanları hasta eden. Evet. Onlardan nasıl kurtulacaksın falan gibi çok araştırılması gereken konular var. Daha biraz zaman var herhalde. Bir de çok var. Çok pahalı yapatlar. Yani o kadar zengin olmayabilir belki dünyada. Yani NASA 2030'dan önce astronot gönderemez derim ben her zaman. Ama evet. Elon Musk gidecek, hiç olmasa Mars'ın etrafından tur atıp dönecek. Aklım kesiyor. Çünkü kafaya koydu. Evet. Kafaya koyduğu şeyi yapıyor adamcağız. Evet, onun üzerine de epey bir bu turistik faaliyet için ödemeli satışlar yapar yani büyük ihtimalle. Hocam, Türkiye son bir dakikamız. Gökbilimde ne yapmalı? Çok kısaca. Gökbilimde mi, uzay çalışmalarında mı? İkisinde de aslında. Her şeyde çok şey yapmamız lazım. Çok şeyler yapmamız lazım. Yani nasıl çok şey yapabiliriz? Mesela uzay çalışmalarında hala insan gücü çok önemli. Yani bugün bir uzay mekiği projesini iptal etti NASA, 125 bin kişi kapıda kaldı, işten oldu. 125 bin kişi ona çalışıyor. Şimdi bizim uzay çalışmalarında insan toplamına baktığımız zaman 1000 kişi var diyoruz. 1000 kişiyle neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. İnsan yetiştirmemiz lazım. İyi üniversitelerde iyi eğitim vererek insan yetiştirmemiz lazım daha ileriye gidebilmemiz için. Gökbilimde ise bir gözlem evimiz var, TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi var ama ondaki en büyük teleskobun çapı 1,5 metre. Şimdi Atatürk Üniversitesi Erzurum'da çok güzel bir gözlem evi yapıyor.
Aynasının çapı 4 metre. Aynası da geldi. Önümüzdeki yaz ilk ışığını alacağız o teleskobun. Çok güzel kırmızı ötesi gözlem de yapabiliyor. Dolayısıyla öte gezegenleri araştırabileceğiz. Yani başka gezegenlerde yaşam var mı? Oralarda bazı insanlar var mıdır diye araştırabileceğiz. Peki başkaları da araştırıyor. Biz de geri kalsak ne olur ki? Yani araştırmasak. O zaman bilim ilerlemesi. O zaman Türkiye ilerlemesi. O kadar basittir. Yani evet. Bilimi sevmemiz lazım. Tamam. Bilimin arkasından koşmamız gerekiyor. Cevabı aldım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Davetimizi kabul ettiniz, geldiniz. Ayağınıza sağlık, hakkınıza, ağzınıza da sağlık. Sağ teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, haftaya yine burada olacağız. Bekleriz efendim.